Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle TUSAŞ'a yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ben bugün hastanın da tüketici, müşteri olarak görüldüğü bir sağlık sistemine sahip olduğumuz için kanla, canla patlayan bir sistemden bahsetmek istiyorum. Belki de yaşarken görüp görebileceğimiz en aşağılık çeteleşmeyi önümüze koyan o sistemden. Meselenin özünde insan hayatını metalaştıran, dünyaya öncülük edecek şekilde derin bir iştahla keşfettiğimiz ekonomi sistemi var, taşeronizm. Bu sistemle size özel hastaneye taksi plakası verir gibi ruhsat veriyorsunuz. O da birimlerini başka başka şirketlere kar oranı karşılığında devrediyor. Aynı taşeron firma 10 tane hastanenin daha sorumluluğunu alıyor. Köprü, havaalanı, TOKİ ihalesi alır gibi hastanelerin diyaliz, yoğun bakım, yeni doğanlarını alt firmalara taşere ediyor. Konuştuğumuz çete de aslında bu taşeronlardan biri. Yeni doğan çetesi maalesef münferit bir çete değil, sağlıkta taşeronlaşmanın doğurduğu paralel sağlık teşkilatlanması. Sağlık sektörünü kamunun hakimiyetinden çıkaran, sermayenin elinde oligopol haline getiren bir sistem bu. Maaşlı doktor çalıştırmaktansa doktorlara şirket kurdurup bu bölümleri işlettirmek suretiyle tamamen ticaret odaklı kurulan bir düzen. Bu ticari model yatak doluluğuna dayalı kazanç sistemini körükleyerek bebeklerin tıbbi ihtiyaçları olmaksızın yoğun bakımda tutulmasına da yol açıyor. Ve bu ticari düzeninin bedelini öyle enflasyonla, faizle ödemekle kalmıyoruz, evlatlarımızın, bebeklerimizin canlarıyla ödüyoruz. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de hastanelerimizin toplam yatak kapasitesinin %30'unun yoğun bakım yatağı olması gerekirken bazı özel hastanelerde bu oran %65'lere çıkıyor. Hasta yataklarımızın çoğu kamu ve üniversite hastanelerinde ama yoğun bakım yatağının çoğu özel hastanelerde. İnsanların en hassas olduğu yeni doğanda devletteki 4738 sayısına karşılık özelde yeni doğan yoğun bakım yatak sayısı 7248. Yani özeldeki yeni doğan devlettekinin iki katı. Anlaşılan köyler ile bütçeyi sarsan devasa büyüklükteki şehir hastanelerimiz yeni doğan ihtiyaçlarını karşılamaya gelince aynı devasa işlevi görmüyor. Neden şehir hastanelerimizde, kamu hastanelerimizde yeni doğan bakımı artırılmıyor? Ve bir garabet daha. 2017 yılında Sağlık Bakanlığı yetkilileri habersiz ziyaretler yaparak bugün ortaya çıkmış olan problemleri, sağlık sistemimizdeki eksiklikleri raporluyorlar. Ne yazık ki bu raporlar dikkate alınmıyor. Bu sorumluluktan azade hal yaşadığımız skandalın denetimlerle değil bir ailenin CİMER'e yaptığı şikayet ile ortaya çıkmasından belli oluyor zaten. Soruşturmalarda ortaya çıkan bulgular da gösteriyor ki sadece 2023 yılıyla sınırlı kalmamış, geçmiş yıllara ve farklı illere uzanan birçok vakayı da gün yüzüne çıkarmış. Bu vakalar yeni doğan ünitelerinde yaşanan ihlallerin sistemik bir sorunun parçası olduğunu ortaya çıkarıyor. Yeni doğan bebeklerinin hayatlarını ticaret aracı olarak görmek çöküşün en acımasız ve sefil olanı muhakkak. Bir çete düşünün, İçişleri, Sağlık, Adalet Bakanlıkları ile bağlantılı olduğu iddiası var. Hatta bir Cumhuriyet Savcısını tehdit edebilecek kadar ileri gidebiliyor. Bu durum aslında ülkemizde çoklu kurum yetmezliği halini ortaya koyuyor. Bu münferit bir olay da değil. Her şehirden, her bir branştan dört tarafımızı saran çetelerin bir yansıması aslında. Devlet kendini yok sayan bu çetelere karşı demir yumruğunu artık vurmak zorunda. Yaşam hakları hakların en belirleyicisi diyoruz ve devletin kamu hastaneleri vasıtasıyla vatandaşının sağlık sorunlarını gidermesi anayasamızla güvence altına alınmıştır diyoruz. İnsan hayatını doğrudan riske edebilecek kamu hastaneleri asla ama asla özel sektörün insafına bırakılamaz. Şu görüşmelerden, iki gündür yaptığımız münakaşalardan muradımız varsa o da karlılıkla insan hayatının kıymetinin ters orantılı olduğunu görmeyenler bu vahşi olayı milat bilip artık gözlerini açarlar ve bu garabet sisteme bir neşter vururlar.